Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere baklava yufkasıyla kadayıf sarma tarifi vereceğim. Yapımı oldukça basit. İki tür göstereceğim. E, ve videonun sonunda da güzelce bu iç kısmındaki o kadayıfların pişmiş olduğunu da sizlere göstererek servis edeceğim. Harika oluyor. Yapımı oldukça basit. Hemen e, bir misafir geleceği zaman yarım saat içerisinde hazırlayıp pişirip e, ikram edebileceksiniz. Bunun için öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. 3 su bardağı şekeri Tencereme aldım. 3,5 su bardağı da suyumu ekliyorum ve ocağa alıyorum. Şerbet yaparken her zaman pişene kadar tahta kaşık kullanmanızı tavsiye ederim. Bir ince dilimde limon bırakıyorum şekerlenme olmasın diye. Ocağa aldım ve tahta kaşık ile şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra kendi başına kaynamaya bırakacağım. Şimdi tereyağımızı eritelim. 200 gram tereyağını eritiyorum. 150 gram-200 gram arası eritebilirsiniz. Üzerindeki e, sanırım ben 150 gram eritmiştim. Çok pardon, 200 değil. E, bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim çünkü. Üzerinde oluşmuş olan köpüğü e, alın ki baklavanızın e, yanık bir görüntüsü olmasın üzerinde. Şu, şu şekilde köpük oluşunda alıyoruz. Evet. Erimiş olan tereyağını ocaktan aldım. 125 ml'lik çay bardağı ile de sıvı yağ ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. E, karışık yapıyorum her zaman. Çünkü ağır olmasın diye. 200 gram e, taze kadayıfa ihtiyacımız var. Kesinlikle kuru kadayıf almayın. Taze kadayıf alın. E, bitiremem kalır vesaire diye düşünmeyin. Buzluğa atın. Gerek olduğu zaman çıkartın. İlk günkü tazeliğinde kullanabilirsiniz. Hatta bu görmüş olduğunuz e, e, kadayıf buzluktan çıkmış olan bir kadayıf ben bu baklavalık yufkayı kullandım. çok kötü çıktı. Tarihi geçti mi acaba diye baktım ama tarihi de geçmiş değildi. 700 gramlık bir baklava paketi şu şekilde parçalanmış bir şekilde çıktı ve çok fazla yırtık vardı. O yüzden sarma aşamasında çok zorlandım. Sizlere de burada göstereceğim beğendiğiniz, kalitesine güvendiğiniz bir baklava yufkasını almanızı tavsiye ederim. Çünkü kadayıf ile saracağımız için pürüzsüz olması lazım. Yani yırtıkların olmaması lazım bizim rahat çalışabilmemiz için. Evet hazırlamış olduğumuz bu yağlı karışımı fırça yardımı ile iki kat e, sermiş olduğum baklavanın yufkasının üzerine sürüyorum. 2 i̇ki, iki yapacağız yufkaları tek tek değil. İlk etapta bu şekilde yaptım. Her tarafına gelecek şekilde kadayıfları yerleştirdim. Bakın uç kısımlarına koymadım. Şu uç kısımları e, boşluk kalsın ki rahat sarabilelim. Ee, ceviz miktarını siz kendiniz belirleyin, dilediğiniz kadar cevizi serpin ve şu şekilde sarın. Bakın kenarları yırtık olduğu için sararken şu şekilde patlamalar oluyor. O yüzden e, güzel taze bir baklava yufkası almanızı tavsiye ederim. Evet, şu şekilde sardım ve bıçak ile kesip e, iki parmak genişliğinde tepsiye yerleştirdim. İlk bunu yaptım ama baktım ki e, beni bu çok zorlayacak çünkü baklava yufkaların hepsi de o kenarlarından yırtıktı. Diğer tür sardım. İkisi de güzel oluyor. Bunda kadayıf daha bol kullanıldığı için kadayıf tatlısını sevenler için birebir şu yapmış olduğumuz tarif. Diğerini de nasıl yaptığımı göstereceğim. İkisi de çok şık duruyor. Hemen şu şekilde kesmiş olduğum tatlarımı tepsiye alıyorum. Tepsimi yağlamadım. Yağlamaya gerek yok zaten. Üzer üzerinden tekrardan bir yağ gezdireceğiz vesaire. Hiçbir şekilde yapışmayacak korkmayın. Şimdi diğer tür e, kadayıf sarmasını nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Bu arada yufkalar kurumasın diye bir sofra bezinin arasına koyarak e, saklarsanız sizin için iyi olur. Yine 2 adet baklava yufkasını alıyorum. Bu arada. 16 18 adet çıkmıştı. 16 adet çıkmıştı sanırım. 16 evet 16 adet çıktı. 2 adedinde bayağı bir yıpranmıştı. O kullanamadım. 16 adet yufka kullandım. Evet şimdi yine aynı şekilde e, yağladım ve sadece uç kısma kadayıf koyuyorum ve istediğim kadar cevizi koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi sarıyorum. Bu şekilde yapmak benim için daha kolay oldu. Çünkü çok fazla yırtık vardı diğer türlü beni zorlayacaktı. Geri kalan kısmını bu şekilde devam ettim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bitti. 6 sıra oldu ama bu tepsiyi doldurmadığı için ben bir borcama aktaracağım şimdi. Ee, önceden baklava yufkaları daha çok olur diye biliyorum. Çünkü ben bu tarifi daha önceden 2013 yılında bloğum vardı. O zaman da yapmıştım. Tepsiyi dolduruyordu o zamanlar. Bence gramajını azaltmışlar diye düşünüyorum. Uzun süredir baklavu ifkasıyla bir tarif yapmamıştım. bayağı gramajını azalttıklarını düşünüyorum. Evet, şimdi böyle dilimledikten sonra borcama alacağım çünkü tepsiyi doldurmadı. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Bu arada güzel bir şekilde dilimleri alıyorum. Ee, üzerlerinden yağı gezdireceğiz Güzelce kızarana kadar fırında pişireceğiz alt üstü. Borcamda piştiği için alt kısmı çok iyi pişmiyor. O yüzden fırınınızın alt kısmına daha yakın bir şekilde koyarsanız altı üstü güzelce kızaracaktır. Evet yaklaşık bir saat kadar pişirdim ve fırından çıktıktan sonra 10 dakika beklettim. 10 dakikanın ardından soğumuş olan şerbeti üstüne döküyorum ee, direkt fırından çıkar çıkmaz şerbeti dökmedim ee, şerbetin tamamını dökmenizi tavsiye ederim tam ideal geliyor ben ilk başta birazcık bırakmıştım ama baktım çekiyor hepsini ee, kadayıflıların üzerinden biraz daha gezdirdim ve tamamını kullandım üzerini fıstık ile süsleyeceğim baklavaya gerçekten çok yakışıyor hem görüntü olarak iştah açıcı oluyor hem de daha zarif duruyor. Ee, Ramazan ayında iftarda davet verdiğiniz zaman bu tatlıyı yapmanızı tavsiye ederim. Ee, güzel ve sizi mutlu edebilecek bir tarif olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğunuz tarifleri bana instagramdan, dm'den gönderirseniz hikayemde paylaşırım. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere diyorum ve size tatlımın içini de e, göstermek istiyorum servis edip hoşçakalın.